Merhabalar değerli öğretmenlerim. Malum sınav tarihimiz açıklandı ve süre geçtikçe azalıyor. Sınava yönelik bir güncel videosu hazırladık. Şimdi güncel videomuzla başlayalım. Bunun devamı gelecek. İlk videomuzda başlıyoruz. İsterseniz hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz. 2022 NATO zirvesi nerede düzenlenecektir? Arkadaşlar 2022 biraz sıcak geçecek gibi gözüküyor. 2022 NATO zirvesi de sıcak olan bir ülkede, yani bir Akdeniz ülkesinde düzenlenecektir. Akdeniz'in en sıcak ülkesi olarak İspanya'yı düşünebilirsiniz ve İspanya'da düzenleneceğini hayal edebilirsiniz. Geçiyorum ikinci sorumuza. Teknofest, 2022 Teknofest nerede düzenlenecektir? Bu da Samsun'da düzenlenecek arkadaşlar. Cevabımız Samsun. Dördüncü sorumuz. Ya da üçüncü sorumuz pardon. Türkiye'nin ilk jeotermal elektrik santrali hangisidir? Jeotermal elektrik santrali, yani ısıdan elektrik üreten santral nerededir? Daha sıcak yer Ege ve Akdeniz'dir. Bu jeotermal kısımlar daha çok Ege'dedir. Ve şöyle bir bağlantı kuracağım. Pamuk insanı sıcak tutar. Pamukkale'den hatırlayın. Ve Denizli Sarayköy jeotermal elektrik santralinin ilkidir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aralık 2021'de ABD'nin Florida eyaletinden Cape Canaveral uzay üssünden uzaya fırlatılan ve veri hızını 15 kata kadar artıracak olan uydumuz hangisidir? Evet, cevabımız geliyor. TürkSat 5B. Daha önce bu uydulardan soru geldi. Son 1-2 senedir gelmiyordu. Bu yıl büyük ihtimal bu gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aklımızda tutmaya çalışalım. Geldik 5. sorumuza. Türkiye'nin en derin, dünyanın ikinci en derin kanyonu olan Valla Kanyonu hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? Bu kanyon sorusu gelebilir. Bu kanyon, Valla billa biz Kastamonu'luyuz kardeş. Kastamonu'da yer almaktadır. Valla billa Kastamonu'dan hatırlayabilirsiniz. UNESCO Türkiye daimi temsilcisi kim olmuştur? Hemen bakalım. Gülnur Aybet. UNESCO'da daimi temsilci olarak nur gibi bir gülümüz olmuştur arkadaşlar. Yani nur gibi bir gül bizi UNESCO'da daimi temsil etmektedir. Haberiniz olsun. Aras ve Kura nehirleri hangi ülkede birleşerek denize dökülürler? Aklımıza ilk gelen Ermenistan ya da Gürcistan olsa da Aras'ın A'sından alıp Azerbaycan diyeceğiz arkadaşlar. Azerbaycan'da birleşerek dökülmektedir. Aras, Azerbaycan. Unutmayınız. Başlangıçları, ilk harfleri aynı. Ülkemizdeki en büyük termik santral hangisidir? Termik santral daha çok kömürün olduğu yerde olur. En büyük termik santral de Afşin, Elbistan arkadaşlar. Bunu da böyle ezberleyelim, bilelim. Bir sonraki sorumuz. İlk silahlı milli uçan göz sistemimiz hangisidir? Uçan gözümüz gidip düşmanlarımızın, arı gibi düşmanlarımızın gözlerini sokmaktadır. Bu songarlar güzel sokuyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Songar milli uçan göz, silahlı milli uçan göz sistemimizdir. Songar ilk harflerinden bir bağlantı kurmaya çalıştım. Aklınızda kalabilir belki. Çayı ilk defa ülkemize getiren kişi kimdir? Arkadaşlar derin derin bir araştırma yaptıktan sonra çayı ülkemize getiren kişi zihni derindir. Unutmayalım. Geldim 11. sorumuza. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bozkır'ın tam çocuğu olarak adlandırdığı Anadolu kentimiz hangisidir? Birçok Anadolu kentimiz var. Belki merkezi bir yerde olmasından dolayı ya da en büyük Anadolu kenti olmasından dolayı toprak bakımından Konya aklınızda kalabilir. Doğru cevabımız Konya'dır. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede düzenlenecektir? Bu soru Akdeniz oyunlarıyla birlikte 2019'da soruldu. Ben birbirlerinin cevaplarını karıştırmıştım. Tekrar sorulabilir mi? Hiç belli olmaz, sorulabilir. Tekrar ediyor zaman zaman sorular. Doğru cevabımız arkadaşlar futbolda Avrupa'da en iyi olan ülke durumunda olan Almanya'dır. Zaman zaman en iyi, her zaman en iyi olmasa da çoğunlukla en iyi ülke olan Almanya'dır. Şimdi diğer sorumuza gelelim. 2024 Akdeniz oyunları nerede oynanacaktır? Akdeniz oyunları, bu da bir Akdeniz ülkesi olan Fransa'da oynanacaktır arkadaşlar. Tekrar sorulabilir, haberiniz olsun. K
Kavimler göçüne sebep olan devlet hangisidir? Ömer Gümüş hocamızı dinlerken demişti ki Moğollardan ve Çinlerden sıcaktan ve soğuktan bunalan Hunlar, Türkler batıya doğru yavaş yavaş hareket ettiler. Bu bir dürtme hareketidir diyordu. Yani bir yandakine dürttü, o bir yandakine, o bir yandakine derken bütün kavimler birkaç basamak kaydı diyordu. Doğru cevabımız ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'dir arkadaşlar. 40 kilise olarak anılan ilimiz hangisidir? Bunu da baştaki 40'tan hatırlayabilirsiniz. Kırklareli 40 kilise olarak anılan ilimizdir. Avrupa Merkez Bankası başkanı kimdir? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dır arkadaşlar. Bunda bir bağlantı kuramadım. Ne isimle ne Avrupa ile bir bağlantı henüz kuramadım. Kurabilen varsa yorum olarak altına yazsın. Çağımızın Dede Korkut olarak bilinen kişi kimdir? Arkadaşlar çağımızın Dede Korkut olarak bilinen kişi Mustafa Necati Sepetçioğlu'dur. Bunu bilelim. İlk yerli güneş paneli fabrikamız hangi yılda açılmıştır? İlk olması açısından sorulabilir. Başkent açılmıştır arkadaşlar. Ankara'dadır. Bu soruyu bu yıl bekliyorum. Hadi bakalım çıkar mı çıkmaz mı? Bir sonraki sorumuz Aralık 2021'de dördüncü kez dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımımız hangisidir? Bu çok güncel olduğu için gelme ihtimali yüksek bir soru. Vakıfbank'tır arkadaşlar. Bir sonraki videoda da Vakıfbank finalde kimi eleyerek geldi diye soruyu yazıp paylaşacağım. 2019'da Sırbistan'ı yenerek şampiyon olduğumuz, pardon ikinci olmuştuk galiba, o gelmişti. Yine bu kimi yendi sorusu gelebilir, haberiniz olsun. Evet, son sorumuza geldik. Time dergisi tarafından 2021'in adamı seçilen kişi kimdir? Son zamanlarda popüler olan Elon Musk'tır arkadaşlar. Unutmayalım.